SGK 2 yıllık maaşları geri alacak. Milyonlarca emekli ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, emekli maaşları ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Emekli maaşlarının geri alınabileceği ve bu iadenin faiziyle birlikte talep edilebileceği bildirildi. Bu durum, 4A, 4B ve 4C emeklileri için büyük bir endişe kaynağı oluşturdu. Emekli maaşlarının geri alınabileceği ve bu iadenin faiziyle birlikte talep edilebileceği bildirildi. Bu durum, 4A, 4B ve 4C emeklileri için büyük bir endişe kaynağı oluşturdu. Ancak bu maaşı almak isteyen kişilerin Türkiye'de veya yurt dışında herhangi bir işte çalışmıyor olmaları gerekiyor. Maluliyet maaşı, resmi sağlık raporlarına dayandırılan bir değerlendirme süreciyle veriliyor ve alıcılar, durumlarını düzenli olarak doğrulamak zorunda kalıyorlar. Son zamanlarda SGK, engellilik maaşı alan bazı kişilerin maaşlarının geri alınacağı yönünde adımlar attı. Örneğin, 1992 yılından beri engellilik maaşı alan bir kişinin, 2012 ve 2014 yıllarında kısa süreli çalıştığı tespit edildi. Bu nedenle SGK, işe başlama tarihinden itibaren maaşı sonlandırıldı ve 32.400 Türk lirası tutarındaki emeklilik ödemelerinin faiziyle birlikte geri alınmasını talep etti. Kişi, SGK'nın bu kararına itiraz ederek icra sürecini durdurmak için dava açtı. Yargıtay, 2017'de yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle, emeklilik ödemelerinin yalnızca çalışma saatleriyle ilgili kısmının iade edilmesi gerektiğini belirtti. İş mahkemesi davacının itirazını reddetti ancak yeni düzenlemeye göre yalnızca 4 gün süren çalışmaya karşılık gelen maaşın geri ödenmesine karar verdi. Bu karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onaylandı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin e 2029157 9157 k 2021 10740 verdiği bu karar, fazla engellilik maaşlarının iadesini sadece filan çalışılan günlerle sınırlayarak daha adil bir yaklaşım benimsedi. Bu durum, SGK'nın emekli maaşları konusunda uyguladığı düzenlemelerin engellilik maaşı alanlar üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.